Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır NC750 incelemesi bekliyordunuz. YouTube'da bir sürü incelemesi yapıldı ama ben biraz daha teknik incelemeden ziyade size kullanıcı yorumu incelemesi yapacağım. Yaklaşık 4200 kilometredir. Yaklaşık değil, bayağı nokta atışı yaptım. 4200 kilometredir motoru kullanıyorum. Biliyorsunuz 2020 modeli de vardı bende. 2021 modelini aldım. 2020'yi verip 2021 aldığımda niye değiştirdin? Çok mu farklı diyenler olmuştu. Öncelikle size eski kasayla, daha doğrusu 2020 kasayla 21 kasa arasında ne gibi değişiklikler var, bunlardan bahsedeceğim. Sonra kullanım süresi boyunca nelerini beğendim, sevdim, NC ile alakalı genel olarak nelerinden hoşlanmıyorum, bu yeni kasadan nelerden hoşlanmadım, onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz en büyük değişiklik ağırlığında ve beygirinde olmuştu. Ağırlık olarak 6 kilo hafifledi motosiklet. 230 kiloydu, 224 kiloya düştü. 4 beygir artırdılar. 54 beygirden 58 beygire çıktı. Selesi 83 santimdi. 2020'den bahsediyorum. 80 santime düştü. 3 santimde seleyi düşürdüler. Elektronik gaz kolu geldi. 4 ayrı sürüş modu geldi. Bunlar standart, yağmur, sport, kullanıcı modu. Kullanıcı modunu da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle ona da birazdan geliriz. Bagajın hacmi 22 litreydi. 1 litre büyüttüler. 23 litre oldu. Kas da sığıyor bunun içine. Bu arada DCT'yi de bir elden geçirmişler. Daha iyileştirilmiş hale getirilmiş DCT. Şase yeniden tasarlanmış. Daha böyle grenajlarla birlikte agresif bir görünüm almış motosiklet. Göstergeyi tamamen değiştirmişler ki eski göstergeyi çok beğenmiyordum biliyorsunuz. Gösterge değişmiş. Aydınlatma, zaten LED aydınlatma vardı ama ön tasarımı da komple değiştirmişler. Yani komple derken farın dizaynı ve alt tarafta da böyle bir ek uzun farı buraya koymuşlar. Sinyaller yine benim çok beğenmediğim. 2020'de ve öncesinde bombeli sinyaller, halojen vardı. Bu da yine LED sinyal olmuş. Sele tamamen değişmiş. Selenin tasarımı da değişti. Rahatlığı da biraz değişmiş. O da iyi olmuş. Yine bunlarla beraber değişen ne demiştik lan? Arka koltuktaki kızlar. Değişen sadece arka koltuktaki kızlar. Motosiklet satış ilanı. Değişenler bitmedi tabii. Daha doğrusu değişen derken eklemeler diyelim yani. Bazıları değişti ama bazı şeyler eklendi. Mesela arkada ani fren dörtlüsü diyelim biz ona. Ani fren yaptığınızda arkadan dörtte böyle yanıp yanıp sönüyor. Öyle de bir özellik yapmışlar. Amerikan Park eklenmiş. Arkada yok, sadece önden var. Ama önden baktığınızda ya da arabayla gidenler için aynadan baktıklarında Amerikan Park çok iyi görünüyor. Şöyle de uzun kısasını göstereyim. Şimdi bunlar önemli değişiklikler. Küçük ama önemli. Derseniz ki fark eder mi? Fark ediyor mu? Bunu birazdan binip üzerinde yola çıktığımda size daha detaylı sohbet şeklinde anlatacağım. Şimdi özellikle boyla alakalı boyun inmesi kötü olmuş diyenler vardı. Uzun boylu arkadaşlardan geliyordu bu yorumlar. Ben 1.70 boyundayım. Size birkaç örnek göstereceğim. Şimdi ben yere daha rahat basabiliyorum. Bu da motosiklete daha iyi hakimiyet sağlamamı sağlıyor. Daha kısa boylular binebilir mi? Hemen yanıma bir konuk alacağım. Hatice Hanım'ı. Kısa deyince hemen ben geldim. Kısa deyince. Hoş geldin Hatice. Hoş buldum. Senin boy kaçtı? 1.57. Özellikle kısa boylu, yani kısa boylu diyorum, alınmıyor değil mi? Yok. Boyum kısa ama. Şimdi özellikle arkadaş çağırdım ki hani uzun boylu arkadaşlar ya alçalması iyi olmadı diyorlar ama kısa boylu arkadaşlar da bu konudan çok memnunlar. Şimdi öncelikle hemen bir binsin. Hem ağırlığını test etsin. Evet. Normalde böyle bir motosiklete binmiyorsun. Şöyle ben tutayım da ne olur. Evet, böyle. Şimdi diğer ayağını tam değdirsene bir yere. Sol ayağım tam yere değdiğinde böyle. Bu arada bir 4-5 santim açıkta kalıyor ama her halükarda motosiklete dengede tutabilecek kadar. Hani bu demek değil ki hemen alıp kullanabilirsiniz. Ben sadece boydan ve ağırlık hissiyatı. Göründüğü kadar ağır mı? Motor göründüğü kadar ağır değil. Şöyle. Aksine beklediğimden çok daha hafif. Dolu dolu duruyor ama. Sürerim diyorsun yani. Hafif. Süremem. Tamam, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de bir şey daha alacağız hemen. Şimdi biraz daha uzun arkadaş alıyoruz. Kendisi de benim sevgili eşim olur. 1.65. Evet. 65. Tutturmayalım. Bir de sen bin. Bakalım. Bu arada Hatice motosiklet kullanıyor aktif olarak. Eşimin ehliyeti var ama aktif olarak kullanmıyor. Bunu ağırlığı ve o dengeyi onlar daha iyi. Ya yok ben bunu süremem ya da bu çok ağır ya da boyum yetmiyor gibi bir şey söz yok, konusu. Değil. Değil. İki ayağında yere değiyor. Aynen değiyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederiz, ne demek. Bu kadar. Hazır sen buradayken seni yanıma alayım. Bir iki soru daha sorayım. Özellikle
Yine Instagram'dan sorular gelmişti. Dediler ki acaba artçı sıkıntı yaşıyor mu? Artçı konforu nasıl? Rahat mı arka taraf? Arka taraf rahat. 2021 önceki motorumuzla bunun arasında bir yumuşaklık, bir hissiyat, onun ayrımını yapabilir misin? Yok, yumuşaklık ayrımını yapamam ama diğerine binerken ben çok zorlanıyordum. Daha yüksek geliyordu bana. Aynı MT 25 şeyi veriyordu. Yani bayağı yukarıda kalıyorsun. Binerken bayağı zorlanıyorsun. Merdivenden çıkıyormuşum gibi. Evet, bir üç kat çıkıyormuşsun gibi geliyordu ama bunda öyle bir şey yok mesela. Artçıyla çok yakın duruyor. Aslında yine yüksek duruyor bakınca da. Oturum açısından bu daha rahat. Ama yumuşaklığını yalan söylemeyeyim. Hani o çok daha farklıydı falan diyemem. Tabii şunun da önemi büyük. Tabii arkasında onun çanta yoktu. Yok. O zaman sarılman gerekiyor. Ama şimdi burada sarılmadan rahat rahat sırtını çantaya vererek gidebiliyorsun. Tabii çanta bu arada artçı alacaksanız yine söylemiştim daha önceki videomda. Hani böyle gazlı ani açmalarda falan arkada çanta olmayınca çok korkulabiliyor. Evet, aynen. O da çocakmışsın hissini veriyor çanta olmazsa. Evet. Söyleyeyim size. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben bu incelemeyi çekeceğim dediğim zaman birçok arkadaş şöyle mesaj attı. Abi özellikleri artık ezberledik. Sen kullandın. Ne hissediyorsun? Nasıl gidiyor? Nasıl duruyor? Bunları anlat diye. Son sürati nasıl? Rahatlığı nasıl? Sürüşü nasıl? Trafikte nasıl? Bununla ilgili bir sürü soru gelmişti. Bunların hepsini de sizlere trafikte anlatayım. Geri kalanını trafik muhabbetiyle devam edelim. Gelelim motosikletin sürüş hissiyatına ve trafikteki performansına. Bu arada Instagram hesabımızı takip etmeyen arkadaşlar lütfen Instagram hesabımızı alta bırakıyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Oradan bana direkt olarak ulaşabilir. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Sürüşe geçmeden önce yine sorularınıza istinaden anlatmam gereken birkaç şey var. Öncelikle seleden bahsetmek istiyorum. Selenin tasarımı tamamen değiştiği gibi rahatlığı da birazcık değişmiş. Yani dört dörtlük olmamış ama biraz daha rahatlamış. Biraz daha iyi hale gelmiş diyebiliriz. Ancak uzun yola gidecek arkadaşlar kesinlikle bir müdahale etmeleri gerekiyor. Yani kötü değil ama çok da mükemmel değil. Sonuçta oturur vaziyette seyahat ediyorsunuz. Zaten normalde de bir yerde durup dinlenmeniz, bacaklarınızı açmanız gerekiyor. Bu yüzden ne yaparsanız yapın her halükarda yoruluyorsunuz ama kalçanızın ağrımaması için bir müdahale şart. Uzun yol için söylüyorum. Şehir içinde problem yok. Bir önceki kasayla 2020 kasasıyla değişenleri anlattım ama şöyle göstermek istiyorum. Hani ne kadar fark etti diyebilirsiniz. Ya gerçekten işte 3 beygir 4 beygir arttı, 6 kilo hafifledi falan. Motora bindiğinizde hatta bir abimiz şey demişti, bir izleyicimiz. Ben 2019 kullanıyorum, 2021'e geçmem için bana öyle bir şey söyle ki motorumu satayım 2021 alayım demişti. Ben ona bir şey söyleyemem. O kendi gidip binmesi gerekiyor. Buradan selam olsun. Şöyle ki motora ilk bindiğinizde şöyle motoru doğrulttuğunuzda dahi ana bu ne la oluyorsunuz. Ben bunu 2020 videosunda da söyledim. Bir kere motor 6 kilo küçük görünse de 6 kilo hafiflemiş. Ağırlık merkezi biraz daha aşağı inmiş. Bu sebepten daha dengeli bir sürüş olmuş. Bu konulardan trafikte bahsedeceğim ama burada da değinmek istedim. Şöyle üstüne binerken ayağımın da yere basması daha rahat ettiriyor. Şimdi bununla beraber bir soru daha vardı. Vitesleri bir türlü çözemedim diye. Bu konuyla alakalı detaylı bir şekilde video yaptım. Köşeye bir yere bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz vitesi merak eden arkadaşa. Hemen göstergeye gelmek istiyorum. Tamamen değişti demiştik. Buradan ayarlıyorsunuz bütün göstergeyi. Şu selden yukarı aşağı gidiyorsunuz. Bak şimdi sport modu var, standart modu var, rain modu var, yağmur modu, bir de user yani kullanıcı modu var. Kullanıcı modunda motor gücünü, motor frenini, traction kontrolünü 3 kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Ben bunu hiç kullanmıyorum. Hiç ayarlamadım. Aldığım gibi duruyor. Yağmur modunu da çok fazla kullanmadım. Çünkü lastiklerle alakalı yağmurda çok tat vermedi bana. Onu da şimdi birazdan anlatacağım. Standart modda kullanıyorum. Sport modda da bazen ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Buradan hepsini ayarlıyorsunuz. Ne istiyorsanız var. Saat, benzin, ortalama, anlık yakıt tüketim, hızınız. Yani ne arıyorsanız var. Biraz da ben size yolda trafik performansından bahsedeyim. Şu el freni biliyorsunuz da bu arada dörtlüsü burada. Şurada selektör yerine, biz hep selektörü buraya alıştığımız için selektör yerine vites artırma tuşu koymuşlar. Selektörü de şuraya basarak yapıyorsunuz. Başlarda çok garip geliyordu. Ama sonradan alıştım. Vitese takalım. Standarda alalım ve kalkalım. Evet, gelelim sürüş hissiyatına. Değişenlerin etkisine ve trafikteki performansına. Birçoğunuz biliyordur. Euro 5'e geçtikten sonra bir sürü model, bir sürü marka değişti. Yenilendi, gelmeyenler oldu falan. Euro 5'e geçildiğinde motor gücü böyle biraz sıkılır normalde. Hani boğazını sıkarlar motosikletlerin. Bu yüzden birçoğu gelmiyor mesela. Ama bunda şöyle bir etki olmuş.
Euro 5'e geçtikten sonra bunu 4 beygir artırdılar demiştim ya. Bu 4 beygir artınca motorun beygiriyle beraber torku da artmış. Zaten 8000 devir çevirdiği için alet, o torku alt devirlerde daha çok hissediyorsunuz. Yani bu ne demek? Motorun gücünü daha çok hissediyorsunuz. Motor biraz daha böyle hareketlenmiş, hızlanmış, serileşmiş demek, özellikle alt devirlerde. Ya ben standart modda kullanıyorum. Dediğim gibi standart mod böyle hani hakikaten standart ya, böyle hani rahat, sakin, sessiz, böyle ığıl ığıl gidiyorsunuz. Spor moda çektiğinizde daha seri bir hal alıyor. Normalde NC'lerde vites aralıkları çok kısadır ki halen öyle. Mesela özellikle bu DCT'de standart modda kullandığınızda, bir önceki motorumun videolarında da bahsetmiştim, 60-70'e gelmeden 6. vitese dayanmış oluyorsunuz. Zaten pat 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 vites atıyor. Spor modda vites aralıkları daha da uzamış. Yüksek viteslere daha geç çıkıyor. Daha seri bir şekilde gidiyorsunuz ve o elinizin altındaki beygiri ve torku hissediyorsunuz. Yani hantal diyenler var mesela. Genelde hantal diyorlar NC'ye. Bu arkadaşlar neyle kıyaslıyor onu da bilmiyorum. NC750X hantal diyemem. Ne oldu? Yine birileri gidiyor. 0001 diyor. Neyse, NC hantal diyemem. Hantal değil de diyemem. Bunu neyle kıyasladığınıza bağlı. Yani bir MT7 ile kıyaslayan arkadaşlar var. Ne bileyim, Trazer'la kıyaslanmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun olayı zaten rahat, uzun ömürlü, daha az yakıt, bu şekilde akın gidin diye tasarlanmış bir motosiklet. Yani sport moda geçince o hantallığı da aradan çıkıyor. Bunu da söyleyeyim yani, hantal diyorsanız eğer. Standart modda kullanıyorum şu an. Yol açıldığında sport moda da alırız. Biraz da trafikteki seriliğinden bahsederiz. Biraz basarız. Son hızını merak edenler vardı. Ben bir önceki motorda 195 yapmıştım ama bunda henüz denemedim. Ama muhtemelen bu da 195. Hadi bilemedin 200 yapsın. Ama işte burada sizin en stabil, en rahat gidebileceğiniz hız. Böyle 160-170 rahat rahat gidiyorsunuz ki zaten her tarafta kamera var, her tarafta radar var ülke şartlarında. Şu yolda 200 bassan, 300 bassan, araba motor kullansan ne olur ya. Yani. Ama 160-170 rüzgardan çok etkileniyor mu? Hani yüksek hızlarda diyenler vardı. Ben rüzgardan hiç etkilenmedim. Şimdi motorun ağırlık merkezi aşağıda. Bu da sizin motoru daha kolay dengede tutabilmenize, şuradan bir geçeyim, daha dengeli kullanabilmenizi sağlıyor. Elektronik gaz koluyla beraber beygirin ve torkun biraz artması, selenin biraz alçalması, işte biraz hafiflemesi, tüm bunlar motosiklette daha böyle keyifli bir sürüş hissiyatı yaşatıyor size. Ya motosikleti keyifli bir şekilde sürmenin de ötesinde ne olabilir ki zaten, değil mi? Motor 224 kilo ağırlığını hiç hissettirmiyor sürüş esnasında. Ama hafif de motor olmadığı için, kuş gibi de olmadığı için rüzgarlı havalarda sürüşte problem yaşamıyorsunuz. Ben Eskişehir'den Ankara'ya gelirken bununla Sivrihisar'da mesela inanılmaz rüzgar vardı. Ankara'yı bilenler için ya da Eskişehir-Ankara sürekli git gel yapanlar daha iyi anlayacaktır. Sivrihisar'dan Ankara'ya kadar, Polatlı'ya kadar inanılmaz bir rüzgar olur. Sizi böyle şeritten şeride sallar. Dur, geçeceğim, yol vereceğim. Motorcu, dibime girmeseydin yol verseydim. Aleykümselam. İnanılmaz bir rüzgar vurur, sağdan sola seni sallar durur. Sen o arada iyi tutunman gerekir. Orada bile evet sallandım yani, böyle dümdüz gittim diyemem. Yan yan gittim ama orada bile, işte orada da motosikletin ağırlık merkezi, dengesi, motoru daha rahat tutabilmem, oturuş pozisyonu bana çok güven verdi. Yani daha rahat bir sürüş elde ettim. 160-170 stabil akıp gidiyorsunuz abi, rahatsız olmadan. Yakıtına geleyim. Yakıtını soranlar vardı. En az kaç, en çok kaç gördüm diye. Bu motosiklette en fazla, bu motosiklette gördüm. 4.5 gördüm ben. Biraz agresif şu anda, 4.4. Bu aralar biraz seri kullanıyorum. Gaz açıyorum. Sportta kullanıyorum. 4.5'ti. 4.4'e düştü. Bunda en az 3.7 falan gördüm ama bir önceki 2020 modelimde Antalya'ya gitmiştim. 3.1 gördüm onda. Antalya, Ankara, Antalya arası 3.1'i gördüm. Ortalamamda gidiş dönüş 3.2 idi. Yani böyle hesabını yapabilirsiniz. Yakıt da bu şekilde yakıyor. Lastiklerden bahsedeyim. Dunlop lastikler var. Lastikler kötü değil. Bazılar yanlış hatırlamıyorsam Metzeler olarak geliyordu. Bazılar Dunlop olarak geliyor. Bu tamamen şansınız artık. Hangisi denk gelirse, zaten motosiklet bulmak zor. Şansınız hangisi denk gelirse onu alıyorsunuz. Bana Dunlop geldi. Lastik kötü değil. Ancak biraz önce dedim ya, ben
rain yani yağmur modunu çok kullanmıyorum. Çünkü yağmurda çok kullanmıyorum ben. Yağmurda kullanmamamın en büyük sebebi zaten motorum kirleniyor. O ayrı bir mesele. Kirlensin istemiyorum. Titiz bir adamım. Tabii ki en önemli etken de yağmur riski. Şimdi Dunlop lastikler yağmurda bana güven vermiyor. Şöyle ki bunca tecrübeme dayanarak, sürüş tecrübeme dayanarak kayıyor demiyorum. Lastik çok kötü demiyorum. Ama ben böyle nasıl anlatayım? Ya güvensiz hissettirdi. Birkaç kez fren yaptım. Yani güvenemedim lastiğe. Bir şey oldum yani. Kötü oldum. Kötü hissettim kendimi. O hissiyatı yaşamamak adına ne olur ne olmaz diye yağmurda çok fazla kullanmamaya çalışıyorum. Frenlere gelecek olursak yine frenler işte önde tek disk yine hiç girmeyeceğim. Ya frenler muazzam abi. ABS'de iyileştirilme yapılmamış bildiğim kadarıyla. Ama bence İyi bir frenleri var. Durduran, stabil çalışan bir ABS'leri var. Frenlerden de memnunum. Ön çift disk, tek disk benim için çok aratmadı açıkçası. Yani pistte de çıkmadığım için. Aramıyorum yani. Arayanlar vardır. Ben hiç eksikliğini hissetmedim. Süspansiyonlar yani mükemmel değil. Ayarlanabilir de değil. Ama rahatsız etmiyor. Ben rahatsız olmadım. Ama ayarlanabilir olsa belki daha iyi olurdu ama değil yani. Rahatsızlık da vermedi. Aksesuarlara birazdan geleceğim. Bir yerde müsait bir yerde durayım. Size aksesuarlardan bahsedeceğim. Söylemeyi unuttum. Hangi aksesuarı aldım? Hangilerini alacağım? Hangilerini taktırdım? Taktıracağım? Ya da siz hangilerini almanız? Orijinal Mian Sanayi mi? Ona da birazdan geleceğim. Bir de trafik performansını merak eden arkadaşlar vardı. Yine söylüyorum, standarttayım. Standartta gazı açtığınızda böyle bir duraklama hissiyatı yaşatıyor. Bak böyle gidiyorsunuz. Ha, traction da açık olduğu için bak şimdi. 60'ta gidiyorum ya. Gazı verdiğim zaman müsait size böyle bir ıhlayıp devam ediyor. Değilse vites düşürüp devam ediyor. Bak şunu geçeceğim mesela. Orada bir saniye falan bir hırlama yapıyor. Ama bunu sportta yapmıyor. Boş bir yol bulduğumda ben size daha detaylı göstereceğim. Bir de özellikle en çok gelen sorulardan bir tanesi virajlarda kendi kendine vites düşürüyor mu diye. Bunu daha önce anlatmıştım ben. Abi virajda fren yaparsan alıp mecbur vites düşürecek. Bu ayrı bir mesele ama belli bir açıya yattıktan sonra vites düşürme olayı ben yaşamadım. Atıyorsa ben de hiç atmadı yani bilmiyorum. Başıma gelmedi böyle bir şey ama atacağını da düşünmüyorum zaten. Sürüşte belki şey rahatsız edebilir sizi. Bu standartta kullanırken hani böyle hır hır hırlıyor ya. Yavaş gidiyorsun ama yüksek viteste gidiyor. Düşük devir yüksek vites. O hırlaması bazen rahatsız ediyor. Yani mesela bak. Burada olmadı bende şimdi. Gösterecektim olmadı. Yani bazen hırlama. Lan yol boşalsın dedik. Bu ne kalabalık ya. Aralara, derelere iyi giriyorsunuz. Yine bir arkadaşımız yani hani manuel olduğunda yarım debriyaj aralara gir çık yapıyorduk. Kısa manevralarda rahat ediyorduk ama DCT nasıl acaba? DCT aralara girip çıkmada problem yaşatıyor mu? Ya videolarımdan izliyorsunuz zaten. Hiç problem yaşamadım. Özellikle bu elektronik gaz kolu geldikten sonra daha hassaslaşınca dönüşlerim daha rahat oldu. Araya giriş çıkışım, kalkışım, durduğum yerde tam dönüş turlarım daha rahat oldu. Mesela bir de şöyle bir şey var. Gaz verdiniz gidiyorsunuz. Gaz verilik durumda. Siz buradan spora çektiniz. Gazı kesmediğiniz sürece, bak yanıp yanıp sönüyor. Gazı bırakmadığınız sürece sporta geçmiyor. Yanıp yanıp sönüyor. Şu an geçmiyor. Bak gazı bıraktım. Sporta öyle geçti. Gazı köklediğiniz anda 5. vitesten 4'e sonra 3'e indirdi. Ve inanılmaz bir serilik hissettiriyor size orada. Şimdi hazır yoğun trafiği bulmuşken size trafik performansını birazcık tehlikeli sürüş yapmak istemezdim ama hani trafik performansını göstermek istiyorum size. Daha kilit bir yol bulsaydık daha rahat gösterirdim ama spor modda gerçekten yani ben spordayım dedirtiyor. Şuradan bir deneyelim mesela size. Bak şuradan yol boşalsın. Arkadan bakalım. Şu adamı da geçelim. Hatta biraz daha gidelim ileriden. Şu an standarttayım. Bak standarttan deneyeceğim. Standart. Arkamda yol boş. Bak şimdi gazlayıp kalkıyorum. Al sana sıfırdan 100. Bu standardın sıfırdan 100'üydü. Çünkü sürekli
traction açık olduğu için, kestiği için orada problem yaşıyoruz. Şimdi şurada da sport'a alıp onu da bir deneyelim. Bir de onun kalkışını görün. Sport modda bakacağız şimdi. Bak kalkıyorum. Bu da böyle. Basalım. Bakım aralıklarından bahsedeyim. İlk bakımı 1000 kilometrede, daha sonra 6000'de bir bakım yaptırıyorsunuz. 6-6 diye gidiyor. Honda'nın şöyle bir şeyi var. Kilometreyi doldurmadıysanız 6 ayda bir de bakım yaptırmanız gerekiyor ki 2 yıllık garanti süreniz 4 yıla çıkabilsin otomatik olarak. Yani 6000'de bir bakım yaptırıyorsunuz kısaca. Manuel ile DCT'nin bakım farkı var mı? Sadece fazladan bir filtre ekliyorsunuz. Manuel'e göre DCT olduğu için fazladan bir filtre değişimi gerektiriyor. Bu şekilde bakım yaptırabiliyorsunuz. Dar manevralarda dönebiliyor muyuz? Nasıl oluyor bu işler? Debriyaj yok diyen arkadaşlar vardı. Şimdi bunu arka frenle yapıyoruz. Arka fren destekleyerek, gazı da vererek bu şekilde dönebiliyorsunuz. Şu şekilde dönebiliyorum bak. Dar manevralarda ayağım frende. Tam kırılı mesela şu anda. Yavaş yavaş dengemi sağlayarak dönebiliyorum. Bak böyle 10 tur atarım mesela. Böyle giderim. Bu şekilde dönebiliyorsunuz. Tabii ki manevrası bir komuter gibi değil. Kalıyor bir yerde ama yine de dar manevrada da rahat rahat arka fren desteğiyle dönülebiliyor. Beğenmediğim yönlerinden bahsedeceğim. Motosikletle alakalı nerelerinden hoşlanmıyorum. Bundan bahsedeceğim. Şurada uygun bir yer bulduktan sonra. Sanıyorum merak ettiğiniz her şeyi söyledim. Gelen sorularda cevapladığımı düşünüyorum. Unuttuğum bir şey olursa yorumlara yazarsınız ama şimdi ben aksesuarlardan ve motorun beğenmediğim yanlarından bahsedeceğim. Bu arada bir arkadaşımız şey sormuştu. Hantal olduğu söyleniyor ama biz şimdi toplu sürüşlerde ben bununla çıksam işte R25, KTM 390, MT7, CB650R gibi kalabalık bir grupla çıksam sıkıntı yaşar mıyım diye ama o kadar da kötülemeyin motor ya. NC752'si yani hantal dediklerine bakmayın arkadaşlar. Öyle değil yani motor. Gider. Herkes de yola gidersiniz. Fiyat, performans Türkiye şartlarında her yolda kullanabileceğiniz bir motosiklet olduğu için bunu sürekli söylüyoruz. Artık NC750. Bunun bence en kötü tarafı sadece A ehliyetle kullanılabiliyor olması. Biliyoruz ki A2 ehliyetle kullanılabilen versiyonlarını bekliyorsunuz. İnşallah o da ilerleyen dönemde olur diyelim. Ne diyelim? Şimdi aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Bu motora taktığım aksesuarlar. Çanta, çanta demiri, orta sehpa, elcik, koruma demiri. Bunlar orijinal. Ha bir de şey var. Radyatör koruma orijinal değil. Koruma demiri orijinal. Çanta ve çanta demiri bir de orta sehpa orijinal. Özellikle sizlere orta sehpayı ve çanta demirini orijinal tavsiye ediyorum. Çünkü çanta demiri eğer orijinal olmazsa adi bir ürün alırsanız yani kalitelileri var mı piyasada bilmiyorum. Adi bir ürün alırsanız bu kırıldığı zaman sadece çanta demiri kırılır gibi düşünmeyin. Alt kuyruğu da kıracağı için size çok masraf açacaktır. Bu yüzden çanta demiri orijinal olması daha fazla masraf açmamak adına önemli. Orta sehpa da aynı şekilde orta sehpa orijinal olsun ki hani olur da kırıldı mırıldı bir şey oldu devrildi motora yazık etmeyin o önemli. Bunun dışında çantayı zaten istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Koruma demiri de orijinal aldım. Çünkü sis farı aldım. Henüz taktırmadım. Sis farının şurada yerleri var. Bak orijinal sis farının yerleri var. Yan sanayisinde başka markalarda girişler yok. Orijinal aldığım zaman demiri deldirmem gerekiyordu. Ben onunla uğraşmayayım diye orijinal aldım. Orijinal sis farı takmayacaksanız bence yan sanayi almanız daha mantıklı. Çünkü orijinal sadece burayı kapatırken yan sanayi komple buralara kadar kapatıyor. Aşağı doğru iniyor. O daha mantıklı olur. Eğer orijinal sis taktırmıyorsanız ya da öyle bir demir aldığınızda orijinal sis takacaksanız da buralara delik melik açtıracağınız bir sürü uğraşacağınız. Bunu da söyleyeyim. Bunlar yine orijinal değil. Givinin almıştım. Şu cam orijinal zaten de rüzgarı kesmiyor. Derseniz ki ben yine orijinal cam alayım, değiştireyim, uzatayım. Orijinal uzun camı da şöyle 2-3 santimdi yanlış hatırlamıyorsam çok bir şey fark ettirmiyor. Keşke biraz daha uzun olsaymış. Bir de çok pahalı. O yüzden almadım. Başka bir yan sanayi cam almayı düşünüyorum. Uzun yolda şehir içinde sevmiyorum. Bir de kameramın önünü etkiliyor. Bunun çamurluğu yok görüyorsunuz. Şuraya kadar bir çamurluk aldım.
şununla bağlantılı olarak birleşik yine GP'den aldım. Şu birleşik şuraya kadar geliyor. Bir de sıyırıcı aldım. O da GP kompozit. Bunları taktıramamamın sebebi henüz gelmemiş olması. Orijinal sis farı takmanız için buraya bir düğüm almanız gerekiyor. 2,5-3 ay oldu ben motosikleti alalı, yeni geldi. Daha taktırmadım. Geleli bir 2-3 gün oldu. 3 aydır buraya bir tane düğme gelmesini bekliyorum. Bu sebepten bütün aksesuarları beklettim. Taktıramadım yani. Sırf o küçük düğme için. Yakın zamanda taktıracağım. Onunla ilgili videoda yaparız. Gelelim motorun beğenmediğim taraflarına. Bu kadar anlattım. Şöyle iyi, böyle iyi falan dedik ama motorun neyini beğenmiyorum? En beğenmediğim taraflardan bir tanesi şu abi. Daha önceki videomda da söylemiştim. Şu. Bu ne? Bu. Basıyorum böyle açıyor falan. Şuraya iki tane düğme koysaymışsınız ya. XADV'de var. Forza 750'de var. Tık tık basacaksın. Bu kendi atacak. Bu tarafa çeviriyorsun. Şu. Şuralara falan koyuyorum. Devriliyor. Bir şeyler oluyor. Bu elimde kalmaz da hoş olmuyor bunun. Bir önceki kasada şuralarda tutamaçlar vardı biliyorsunuz. Bir şeyler falan bağlayabiliyordunuz. Tamam, bunun tasarımı çok güzel ama kullanışsız olmuş. Sileceğim, silemiyorum. Bir de bana çok güven vermiyor ya şu. Böyle oynuyor, tamam mı? Sanki böyle elinde kalacakmış gibi. Öncekinde çok dikkat etmemiştim. Bu bana böyle çok güven vermeyen bir yapısı var bunun. Sallanıyor, mallanıyor. Ha, bir şey olmaz. Ama olacakmış hissiyatı veriyor. Beni rahatsız ediyor. Yine bunların dışında çekiş kontrol var. 4 tane sürüş modu var. Şu var, bu var. Bir tane de keşke hız sabitleyici koysaydınız. Uzun yolda çok daha rahat olurdu. Hız sabitleyici de olsaymış hiç fena olmazmış. Bunların dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Motosikletimden çok memnunum. Gidişiyle, duruşuyla, rahatlığıyla, yakıtıyla. Eğer unuttuğum bir şeyleri varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.